Ne yapıyoruz Mürvet? Kafam bugün... gitti, dağıldım. Dağıldım. Evet, şal yapacağız. Bir şal yapacağız ki bu şalda yani hele şu kıyafeti giydikten evet. sonra sanki bu kıyafet için düşünülmüş. Şöyle bir kalkayım arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Kolay mı bu, zor mu? Kolay, yok, zor değil. Nur nasıl? Beğendin mi? Süper güzel, çok beğendim ben. Her zaman motiflerden değişik bu. Hı hı, bu biraz daha değişik, evet. Mürvet burada bir şey yapıyor. Ondan sonra hakikaten sipariş üstüne evet, sipariş, evet, siparişlere aynen, yetişemiyor. Aynen. Ama çok güzel bir eli var. Özellikle şu Angora'dan yaptığın şeyler çok hoşuma evet. gidiyor. Ben her gelişte bir şey alıyorum. Evet. Şuna baksanıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Of 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 of. Bu da çok güzel. Bu kendinden şey değil mi? Renkleri bu şekilde çıkıyor. Kendinden ama ben aynı renkleri yan yana getirmiyorum. Şimdi gelişine yapmıyor. Yok, kendim ayırıyor. Evet. Onun yanına onu koyuyor, ipi kopartıyor. Ha, aynen öyle. Kendi printini kendin yapıyorsun. Evet, aynen öyle. Evet Mürvet. Mürvet'e dedik ki bugün bunu bir düz renkte gösterelim. Çünkü karışık renkte belki tabii, o kadar iyi farklı. Anlaşılmaz. Daha kalın. Bunun ipi daha mı kalın? Daha kalın. Şimdi daha kalın. Düz rengi yok bunun. Evet. Epey brüle olduğu için düz rengi daha ince bir ipten peki, yapıyor. Peki bu da Angora mı değil mi? O daha yünlü. Yünlü. Ha, buna göre daha yünlü. Evet ama bu Angora'da da çok evet. güzel düşmüş. Şöyle elimdekini de görecek olursak. Bunda da çok güzel düşmüş. Şahane evet. düşmüş. Şimdi nasıl yapıyoruz Mürvet? Kaç tane böyle motiften oluşuyor büyük karelerden? 8 tane. 8 tane? Yok pardon. 6 tane. 6 tane bile yarımlar var. 4 tane yarım. 6 tane büyük, 4 tane yarım motiften oluşuyor. Hemen başlayalım. 4 tane önce bir ortasını anlatayım. 7 tane zincir çekip 8 tane badem yapıyorum aralarına 2 zincir çekerek. Evet dinliyorum seni. Ondan sonra onların içine 4 tane bademi aynı yere dolduruyorum. 5'li badem. O bademi böyle bir kere de toplayıp sabitliyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Beş tane dörtlü badem her göze ikinci sırada 5 tane dörtlü badem yapıyorum. 5 defa da doluyorum. Evet. Evet 8 tane boş araya 2 tane zincir çekiyorum. Bunların arasına 4 tane bademi yapıyorum, 1 tane badem yapıyorum, 2 zincir çekiyorum, 4 badem bittikten sonra 1 tane örümcek yapıyorum yan tarafa geçmek için. Ha örümcekli bu model. Evet. Ha, şimdi dikkat ettim efendim. Evet. Hiç zincir evet, yok, zincir yerine örümcek var. Çok güzel bir motif. Ondan sonra yandakini tekrar dolduruyorum. Diğer sıraya geçeyim mi? Yoksa bu sırayı bir tane daha yapayım mı? Efendim? Diğer sıraya geçeyim, buna bir tane daha yapayım mı? Takip edemedim. Ece de bir şey söyledi, dikkatim dağıldı. Özür dilerim. Tekrar bir anlatarak tamam, gel istersen. Tamam. Bu zincir yerine şeyleri nasıl yapıyorsun? Zincirleri yani aradaki boşluklara 4 tane badem yapıyorum, 5'li. Araya 2 zincir çekiyorum. Hı. Şimdi örümceğe mi geldim? Yine badem. Yok yine badem. 4 tane badem bitirdikten sonra örümcek yapıyorum. Şimdi 1 tane daha yapacağım. Bu son. Sen şimdi şuradan göstersene hangi sıradasın. Şurada mısın? Şu bademlerde evet, misin? Evet oradayım. Evet. Ondan sonra örümcekli yerler başlıyor. Tabii ondan sonra yani örümceği artıyor. Şimdi bu 4 tane badem bitirdikten sonra 1 tane örümcek yapıyorum. Ondan sonra diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde 4 tane badem dolduruyorum. Bu sırayı öyle bitiriyorum. O yaptığın yer burada yani neresi? Şurası, göster onu bana. Şurası. Şurası. Bir dakika. Şura bitti. Şuraya şimdi geçiyorsun. Şimdi buna geçeceğim. Şuraya geçeceksin. Hı-hı. Burada ne var? İki badem arası kaç tane şey? Bu sefer örümcek? De 2 tane örümcek olacak. Yani örümcekler artacak. O sırayı yapıyorsun. Hı-hı. Sonra? Sonra o sırayı yaptıktan sonra
Örümceklerin arasına badem yapacağım. Köşelere yapıyorsun. Köşeleme yapacağım. Tabii bu yuvarlağı bitireceğim. Kaç örümcek var şurada? Orada da 3 tane örümcek var. Vallahi süpermiş. Bir de şuradan göstermek istiyorum şunu arkadaşlar. Şöyle motifi şöyle bir tepeden şöyle bir görebilirsek. Şimdi şurayı yaptık. Şurayı evet, yaptık. Evet orayı yaptık. Şimdi burayı yapacağız. Araları? Araları iki örümcek olacak. İki örümcekli şöyle. Şöyle şöyle geliyor. Sonra öbür taraf buraya. Yani bu örümcek burada bir şıklık vermiş ki. Bir de şeyler çok güzel. Evet, onlar da evet. Bunlar da büyük iri çekilmiş örümcekler evet, mi? Uçları evet, aynen öyle. Uyumlu olsun diye uçlarına hem badem yaptım hem de uzun örümcek yaptım. Yarım motifi nasıl yapıyorsun? Yarım motifi bunun tam yarısı. Yarısını yapıyorsun yarısını böyle yapalım. Böyle gidip evet, gidip aynen geliyorsun. Öyle. Onu sonra oralara şu ekliyorsun. Şuradaki yarım motif. Evet. Süper güzel. Ben buna bayıldım. Şurada da var. Şu örümcekli yere evet. Gelmişsin burada. Şu bunun üstündeki sırayı yapayım mı? Bir tane evet. Yapayım. Bence buradan gösterelim tamam, artık. Olur. İlerleyelim. Şimdi burada köşe yapıyoruz. Köşeye şeyleri yapıyorsun. Evet, bademler yapıyoruz. Burada şu ikisinin 2-3 tane örümcek yaptıktan sonra bu 2 bademin arasındaki örümceğin içine yapacağım. Birazcık yavaş gösterin diyor Funda. Haklısın Funda. Çok hızlı. Ya biz alışık olduğumuz için hızlı evet, yapmaya. Evet, Funda haklı. Funda haklı. Funda tekrar edelim bir daha. Şöyle 5 tane badem yaptım tekrar. Tığının bunu, numarasını da söylesene. 3,5. Evet. Bunları ise yine 2 tane zincir çekip. Şurayı mı yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Şimdi? Şurayı. Şunu. Funda bak şimdi şurayı yapıyor. Buralar araları örümcekli. Evet. Buna da 3 tane badem dolduracağım bu örümceğe. Şuralar. Evet. Bir oradakine, bir buradakine, köşelere 3'er tane badem. 16 bademleri köşe oluyor. Kaç kere de? 5 kere de. 5 kere doluyorum. 5 kere doluyorsun. Hı-hı. Sonra bir kere de çekip kapatıyorsun. Evet. Şimdi bunlar arasında 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki örümceğe geçiyorum. Ha, şurada. Zincirin evet, şurada. Orada. Şurada. Ki üstte de onu doldurabilmek için. Yana da 3 tane badem yapıp. Mürvet. Yani güzel bir motif günde. Mi kalır evet, böyle bir bence günde? De, bence bu de. Motifi Sibel haftaya başka günde mürveti al. Haftaya ya da ya konuşayım yayından sonra da belki yarın hemen sıcağı sıcağına. Yarın sıcağı sıcağına yapsak çok iyi olur. Alırız. Mürvet tamam. Seni aldırırız. Öyle bir şey yaparız. Sana yemek bile ısmarlarız burada gerçekten. Seni 2 gün yoralım diyoruz tamam, biz. Tamam olur derler. Tut çünkü. Bu yani bu öğrenilmesi evet. Yapılması gereken evet. Bir şal. Hakikaten bir tablo gibi olmuş. Teşekkür ederim. Süper güzel. Siz iplerinizi kaç numara tığlarınızı hazırlasınlar seyircilerimiz? 3,5 numara. 3,5 numara hı-hı. Tığ ve Angora iplerini. Ve Angora iplerimizi hazırlayalım. Yarın ben de yapacağım. Ben de yapmak istiyorum. Hı-hı. Çok hoşuma gitti. Beraber yapalım. Tamam. Bir tek yarımlarda, yarımları Sibel bana yarımları da yaparım. Kolay mı yarımlar? Çok kolay. Bence bir tık daha gözükebilen yün mü seçsek? Ne diyorsunuz? Beyaz kararını ama. Verelim yayından sonra. Tamam. Ha, ona göre tabii. Kararını ben ona göre verelim. Belki biraz daha kalın iple daha mı iyi olur? Daha mı çabuk ilerleriz? Bunun düzü yok. Düzü yok bu ipin. Bunun düz rengi yok. İp markası da soran olacak şimdi. Hı-hı. Onu da paylaşırız. Tamam. Efendim gerçekten çok güzel bir şal. Tut Sibel ucundan bir kere daha gösterelim. Tam bir tablo gibi. Evet. Bu degrade kendinden printli dediğimiz renkli ipleri mürvet. Ayırıyor, koparıyor, ne bileyim bordoyu yeşile şuraya getiriyor, yapıyor. Yeşili hı-hı. Ayıklıyor. Muazzam güzel. Çok güzel olmuş. Çok güzel hı-hı. Olmuş. Az güzel değil, çok güzel. Bugün biz affınızı istiyoruz. Yani benim hakikaten çok zor olur böyle yayın anlarında. İzin vermem yani evimde de bir şey olsa, hayatımda da bir şey olsa. Çok yayına bazı şeylere... Hiç izin vermem. İşimi çok profesyonel yapmaya çalışırım ama bazen olmuyor. Gerçekten hepimizin yüreği bir hoş oldu bugün. Herkesin yanında olmaya çalışacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mürvet teşekkür ederim. Ben yarın teşekkür yine bekliyoruz. Hoşça kalın efendim. Sizi seviyoruz.
Ne yapıyoruz Mürvet? Kafam bugün... gitti, dağıldım. Dağıldım. Evet, şal yapacağız. Bir şal yapacağız ki bu şalda yani hele şu kıyafeti giydikten evet. sonra sanki bu tamam. kıyafet için düşünülmüş. Şöyle bir kalkayım arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Kolay mı bu, zor mu? Kolay, yok, zor değil. Nur nasıl? Beğendin mi? Süper güzel, çok beğendim ben. Her zaman motiflerden değişik bu. Hı hı, bu biraz daha değişik, evet. Mürvet burada bir şey yapıyor. Ondan sonra hakikaten sipariş üstüne evet, sipariş, evet, siparişlere aynen, yetişemiyor. Öyle. Ama çok güzel bir eli var. Özellikle şu Angora'dan yaptığın şeyler çok hoşuma evet. gidiyor. Ben her gelişte bir şey alıyorum. Evet. Şuna baksanıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Of, 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 of. Bu da çok güzel. Bu bu kendinden şey değil mi? Renkleri bu şekilde çıkıyor. Kendinden ama ben aynı renkleri yan yana getirmiyorum. Şimdi gelişine yapmıyor. Yok, kendim ayırıyor. Evet. Onun yanına onu koyuyor, ipi kopartıyor. Ha, aynen öyle. Kendi printini kendin yapıyorsun. Evet, aynen öyle. Evet, Mürvet. Mürvet'e dedik ki bugün bunu bir düz renkte gösterelim. Çünkü karışık renkte belki tabii, o kadar iyi farklı. Anlaşılmaz. Daha kalın. Bunun ipi daha mı kalın? Daha kalın. Şimdi daha kalın. Düz rengi yok bunun. Evet. Tepe ebrüle olduğu için düz rengi daha ince bir ipten peki, yapıyor. Peki bu da Angora mı değil mi? O daha yünlü. Yünlü bu. Buna göre daha yünlü. Evet, ama bu Angora'da da çok evet. güzel düşmüş. Şöyle elimdekini de görecek olursak. Bunda da çok güzel düşmüş. Şahane evet. düşmüş. Şimdi nasıl yapıyoruz Mürvet? Kaç tane böyle motiften oluşuyor büyük karelerden? 8 tane. 8 tane? Yok pardon. 6 tane. 6 tane bile yarımlar var. 4 tane yarım. 6 tane büyük, 4 tane yarım motiften oluşuyor. Hemen başlayalım. 4 tane önce bir ortasını anlatayım. 7 tane zincir çekip 8 tane badem yapıyorum. Aralarına 2 zincir çekerek. Evet, dinliyorum seni. Ondan sonra onların içine 4 tane bademi aynı yere dolduruyorum. 5'li badem. O bademi böyle bir kere de toplayıp sabitliyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Beş tane dörtlü badem her göze ikinci sırada 5 tane dörtlü badem yapıyorum. 5 defa da doluyorum. Evet. Evet, 8 tane boş, araya 2 tane zincir çekiyorum. Bunların arasına 4 tane bademi yapıyorum, 1 tane badem yapıyorum, 2 zincir çekiyorum, 4 badem bittikten sonra 1 tane örümcek yapıyorum yan tarafa geçmek için. Ha, örümcekli bu model. Evet, bu, şimdi dikkat ettim efendim. Evet. Hiç zincir evet, yok, zincir yerine örümcek var. Çok o, güzel evet. bir motif. Ondan sonra yandakini tekrar dolduruyorum. Diğer sıraya geçeyim mi? Yoksa bu sırayı bir tane daha yapayım mı? Efendim? Diğer sıraya geçeyim, buna bir tane daha yapayım mı? Takip edemedim. Ece de bir şey söyledi, dikkatim dağıldı. Özür dilerim. Tekrar bir anlatarak tamam, gel istersen. Tamam. O zincir yerine şeyleri nasıl yapıyorsun? Zincirleri, yani aradaki boşluklara 4 tane badem yapıyorum, 5'li. Araya 2 zincir çekiyorum. Hı. Şimdi örümceğe mi geldin? Yine badem. Yok, yine badem. 4 tane badem bitirdikten sonra örümcek yapıyorum. Şimdi 1 tane daha yapacağım. Bu son. Sen şimdi şuradan göstersene hangi sıradasın. Şurada mısın? Şu bademlerde evet, misin? Evet, oradayım. Evet. Ondan sonra örümcekli yerler başlıyor. Tabii, ondan sonra yani örümceği artıyor. Şimdi bu 4 tane badem bitirdikten sonra 1 tane örümcek yapıyorum. Ondan sonra diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde 4 tane badem dolduruyorum. Bu sırayı öyle bitiriyorum. O yaptığın yer burada yani neresi? Şurası, göster onu bana. Şurası. Şurası. Bir dakika. Şura bitti. Şuraya şimdi geçiyorsun. Şimdi buna geçeceğim. Şuraya geçeceksin. Hı-hı. Burada ne var? İki badem arası kaç tane şey? Bu sefer örümcek? De 2 tane örümcek olacak. Yani örümcekler artacak. O sırayı yapıyorsun. Hı-hı. Sonra? Sonra o sırayı yaptıktan sonra
Örümceklerin arasına badem yapacağım. Köşelere yapıyorsun. Köşeleme yapacağım. Tabii bu yuvarlağı bitireceğim. Kaç örümcek var şurada? Orada da 3 tane örümcek var. Vallahi süpermiş. Bir de şuradan göstermek istiyorum şunu arkadaşlar. Şöyle motifi şöyle bir tepeden şöyle bir görebilirsek. Şimdi şurayı yaptık. Şurayı evet, yaptık. Evet orayı yaptık. Şimdi burayı yapacağız. Araları? Araları iki örümcek olacak. İki örümcekli şöyle. Şöyle şöyle geliyor. Sonra öbür taraf buraya. Yani bu örümcek burada bir şıklık vermiş ki. Bir de şeyler çok güzel. Evet, onlar da evet. Bunlar da büyük iri çekilmiş örümcekler evet, mi? Uçları, evet, aynen öyle. Uyumlu olsun diye uçlarına hem badem yaptım hem de uzun örümcek yaptım. Yarım motifi nasıl yapıyorsun? Yarım motifi bunun tam yarısı. Yarısını yapıyorsun yarısını böyle yapalım. Böyle gidip evet, gidip aynen geliyorsun. Öyle. Onu sonra oralara şuradaki ekliyorsun. Yarım motif. Evet. Süper güzel. Ben buna bayıldım. Şurada da var. Şu örümcek bir yere evet. Gelmişsin burada. Şu bunun üstündeki sırayı yapayım mı? Bir tane evet. Yapayım. Bence buradan gösterelim tamam, artık. Olur. İlerleyelim. Şimdi burada köşe yapıyoruz. Köşeye şeyleri yapıyorsun. Evet, bademler yapıyoruz. Burada şu ikisinin 2-3 tane örümcek yaptıktan sonra bu 2 bademin arasındaki örümceğin içine yapacağım. Birazcık yavaş gösterin diyor Funda. Haklısın Funda. Çok hızlı. Ya biz alışık olduğumuz için hızlı evet, yapmaya. Evet, Funda haklı. Funda haklı. Funda tekrar edelim bir daha. Şöyle 5 tane badem yaptım tekrar. Tığının bunu, numarasını da söylesene. 3,5. Evet. Bunlar arasında yine 2 tane zincir çekip. Şurayı mı yapıyorsun? Şunu yapıyorum. Şimdi? Şurayı. Şunu. Funda bak şimdi şurayı yapıyor. Buralar araları örümcekli. Evet. Buna da 3 tane badem dolduracağım bu örümceğe. Şuralar. Evet. Bir oradakine, bir buradakine, köşelere evet. 3'er tane badem. Bademleri kaç kere de? 5 kere de. 5 kere doluyorum. 5 kere doluyorsun. Hı-hı. Sonra bir kere de çekip kapatıyorsun. Evet. Şimdi bunun arasında 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki örümceğe geçiyorum. Ha, şurada, zincirin evet, şurada. Orada. Şurada. Ki üstte de onu doldurabilmek için. Yana da 3 tane badem yapıp. Mürvet. Yani güzel bir motif günde. Mi kalır evet, böyle bir bence günde? De, bence bu de. Motifi Sibel haftaya başka günde mürveti al. Haftaya ya da ya konuşayım yayından sonra da belki yarın hemen sıcağı sıcağına. Yarın sıcağı sıcağına yapsak çok iyi olur. Alırız. Mürvet tamam. Seni tamam. Aldırırız. Öyle bir şey yaparız. Sana yemek bile ısmarlarız burada gerçekten. Seni 2 gün yoralım diyoruz tamam. Biz. Tamam olur derler. Tut çünkü. Bu yani bu öğrenilmesi evet. Yapılması gereken evet. Bir şal. Hakikaten bir tablo gibi olmuş. Hı-hı. Teşekkür ederim. Süper güzel. Siz iplerinizi kaç numara tığlarınızı hazırlasınlar seyircilerimiz? 3,5 numara. 3,5 numara hı-hı. Tığ ve angora iplerini. Ve angora iplerimizi hazırlayalım. Yarın ben de yapacağım. Ben de yapmak istiyorum. Hı-hı. Çok hoşuma gitti. Beraber yapalım. Tamam. Bir tek yarımları Sibel bana yarımları da yaparım. Kolay mı yarımlar? Çok kolay. Bence bir tık daha gözükebilen yün mü seçsek? Ne diyorsunuz? Beyaz kararını ama. Verelim yayından sonra. Tamam. Ha, ona göre tabii. Kararını ben ona göre verelim. Belki biraz daha kalın iple daha mı iyi olur? Daha mı çabuk ilerleriz? Bunun düzü yok. Düzü yok bu ipin. Bunun düz rengi yok. İp markası da soran olacak şimdi. Hı-hı. Onu da paylaşırız. Tamam. Efendim gerçekten çok güzel bir şal. Tut Sibel ucundan bir kere daha gösterelim. Tam bir tablo gibi. Evet. Bu degrade kendinden printli dediğimiz renkli ipleri mürvet. Ayırıyor, koparıyor, ne bileyim bordoyu yeşile şuraya getiriyor, yapıyor. Yeşili hı-hı. Ayıklıyor. Muazzam güzel. Çok güzel olmuş. Çok güzel hı-hı. Olmuş. Az güzel değil, çok güzel. Bugün biz affınızı istiyoruz. Yani benim hakikaten çok zor olur böyle yayın anlarında. İzin vermem yani evimde de bir şey olsa, hayatımda da bir şey olsa çok yayına bazı şeylere... Hiç izin vermem. İşimi çok profesyonel yapmaya çalışırım ama bazen olmuyor. Gerçekten hepimizin yüreği bir hoş oldu bugün. Herkesin yanında olmaya çalışacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mürvet, teşekkür ederim. Ben yarın teşekkür yine bekliyoruz. Ederim. Hoşça kalın efendim. Sizi seviyoruz.
hakikaten çok zor olur böyle yayın anlarında. İzin vermem yani, evimde de bir şey olsa, hayatımda da bir şey olsa çok yayına, bazı şeylere hiç izin vermem. İşimi çok profesyonel yapmaya çalışırım ama bazen olmuyor. Gerçekten hepimizin yüreği bir hoş oldu bugün. Herkesin yanında olmaya çalışacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mürvet, teşekkür ederim. Ben yarın teşekkür yine bekliyoruz. Ederim. Hoşça kalın efendim. Sizi seviyoruz. Ne yapıyoruz Mürvet? Kafam bugün gitti, dağıldım. Dağıldım. Evet, şal yapacağız. Bir şal yapacağız ki bu şalda, yani hele şu kıyafeti giydikten evet, sonra sanki bu kıyafet için düşünülmüş. Şöyle bir kalkayım arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Kolay mı bu, zor mu? Kolay, yok, zor değil. Nur nasıl? Beğendin mi? Süper güzel, çok beğendim ben. Her zaman motiflerden değişik bu. Hı hı, bu biraz daha değişik, evet. Mürvet... Araya iki zincir çekiyorum. Hı. Şimdi örümceğe mi geldin? Yine badem. Yok, yine badem. Dört tane badem bitirdikten sonra örümcek yapıyorum. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bu son. Sen şimdi şuradan göstersene hangi sıradasın. Şurada mısın? Şu bademlerde evet, misin? Evet, oradayım. Evet. Ondan sonra örümcekli yerler başlıyor. Tabii, ondan sonra yani örümceği artıyor. Şimdi bu dört tane badem bitirdikten sonra bir tane örümcek yapıyorum. Ondan sonra diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde dört tane badem dolduruyorum. Bu sırayı öyle bitiriyorum. O yaptığın yer burada yani neresi? Şurası, göster onu bana. Şurası. Şurası. Bir dakika. Şura bitti. Şuraya şimdi geçiyorsun. Şimdi buna geçeceğim. Şuraya geçeceksin. Hı-hı. Burada ne var? İki badem arası kaç tane şey? Bu sefer örümcek? De iki tane örümcek olacak. Yani örümcekler artacak. O sırayı yapıyorsun. Hı-hı. Sonra? Sonra o sırayı yaptıktan sonra... Örümceklerin arasına badem yapacağım. Köşelere yapıyorsun. Köşeleme yapacağım. Tabii bu yuvarlağı bitireceğim. Kaç örümcek var şurada? Orada da üç tane örümcek var. Vallahi süpermiş. Bir de şuradan göstermek istiyorum şunu arkadaşlar. Şöyle motifi şöyle bir tepeden şöyle bir görebilirsek. Şimdi şurayı yaptık. Şurayı evet, yaptık. Evet, orayı yaptık. Şimdi burayı yapacağız. Araları? Ne? Dörtlü badem her göze. İkinci sırada beş tane dörtlü badem yapıyorum. Beş defa da doluyorum. Evet. Evet, sekiz tane boş. Araya iki tane zincir çekiyorum. Bunların arasına dört tane bademi yapıyorum. Bir tane badem yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Dört badem bittikten sonra bir tane örümcek yapıyorum. Yan tarafa geçmek için. Ha, örümcekli bu model. Evet, bu, şimdi dikkat ettim efendim. Evet. Hiç zincir evet, yok. Zincir yerine örümcek var. Çok o, güzel evet, bir motif. Ondan sonra yandakini tekrar dolduruyorum. Diğer sıraya geçeyim mi? Yoksa bu sırayı bir tane daha yapayım mı? Efendim? Diğer sıraya geçeyim, buna bir tane daha yapayım mı? Takip edemedim. Ece de bir şey söyledi, dikkatim dağıldı. Özür dilerim. Tekrar bir anlatarak tamam, gel istersen tamam, bu zincir yerine şeyleri nasıl yapıyorsun? Zincirleri yani aradaki boşluklara dört tane badem yapıyorum, beşli. Araya iki zincir çekiyorum. Beş tane... Dörtlü badem her göze, ikinci sırada beş tane dörtlü badem yapıyorum. Beş defa da doluyorum. Evet.
Evet, 8 tane boş, araya 2 tane zincir çekiyorum. Bunların arasına 4 tane bademi yapıyorum, 1 tane badem yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, 4 badem bittikten sonra 1 tane örümcek yapıyorum. Yan tarafa geçmek için. Ha, örümcekli bu model. Evet, bu, ha, şimdi dikkat ettim efendim. Evet. Hiç zincir yok. Zincir yerine örümcek var. Çok güzel bir motif. Ondan sonra yandakini tekrar dolduruyorum. Diğer sıraya geçeyim mi? Yoksa bu sırayı bir tane daha yapayım mı? Efendim? Diğer sıraya geçeyim, buna bir tane daha yapayım mı? Takip edemedim. Ece de bir şey söyledi, dikkatim dağıldı. Özür dilerim. Tekrar bir anlatarak tamam, gel istersen. Tamam. O zincir yerine şeyleri nasıl yapıyorsun? Zincirleri, yani aradaki boşluklara 4 tane badem yapıyorum, 5'li. Süper güzel, çok beğendim ben. Her zaman motiflerden değişik bu. Hı hı, bu biraz daha değişik, evet. Mürvet burada bir şey yapıyor, ondan sonra hakikaten sipariş üstüne siparişlere yetişiliyor. Ama çok güzel bir eli var. Özellikle şu Angora'dan yaptığın şeyler çok hoşuma gidiyor. Ben her gelişte bir şey alıyorum, şuna baksanıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Of. Bu da çok güzel. Bu kendinden şey değil mi? Renkleri bu şekilde çıkıyor. Kendinden ama ben aynı renkleri yan yana getirmiyorum. Şimdi gelişine yapmıyor. Yok, kendim ayırıyor. Evet. Onun yanına onu koyuyor, ipi kopartıyor. Aynen öyle. Kendi printini kendin yapıyorsun. Evet, aynen öyle. Evet, Mürvet. Mürvet'e dedik ki bugün bunu bir düz renkte gösterelim. Çünkü karışık renkte belki tabii o kadar iyi anlaşılmaz. Farklı. Daha kalın. Bunun ipi daha mı kalın? Daha kalın. Şimdi daha kalın. Düz rengi yok bunun. Evet. Ebru'lu olduğu için düz rengi daha ince bir ipten yapıyor. Peki bu da Angora mı değil mi? O daha yünlü. Yünlü. Ha, buna göre daha yünlü. Evet, ama bu Angora'da da çok güzel düşmüş. Şöyle elimdekini de görecek olursak. Bunda da çok güzel düşmüş. Şahane düşmüş. Şimdi nasıl yapıyoruz Mürvet? Kaç tane böyle motiften oluşuyor büyük karelerden? 8 tane. 8 tane? Yok pardon. 6 tane. 6 tane büyük, yarımlar var. 4 tane yarım. 6 tane büyük, 4 tane yarım motiften oluşuyor. Değil. Çok güzel. Bugün biz affınızı istiyoruz. Yani benim hakikaten çok zor olur böyle yayın anlarında. İzin vermem yani, evimde de bir şey olsa, hayatımda da bir şey olsa. Çok yayına bazı şeylere hiç izin vermem. İşimi çok profesyonel yapmaya çalışırım ama bazen olmuyor. Gerçekten hepimizin yüreği bir hoş oldu bugün. Herkesin yanında olmaya çalışacağız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mürvet, teşekkür ederim. Ben yarın teşekkür yine bekliyoruz. Hoşça kalın efendim. Sizi seviyoruz. Ne yapıyoruz Mürvet? Kafam bugün gitti, dağıldım. Evet, şal yapacağız. Bir şal yapacağız ki bu şalda, yani hele şu kıyafeti giydikten sonra sanki bu kıyafet için düşünülmüş. Şöyle bir kalkayım arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Kolay mı bu, zor mu? Kolay, yok, zor değil. Nur nasıl? Beğendin mi? Süper güzel, çok beğendim ben. Her zaman motive...